geçiyoruz hocam burada. Bu sırada biz anlatırken 1-0 öne geçti. Evet, Rus Ernest puanı aldı. Muratov karşısında dengeli başlamıştı maç. Birer uyarı aldı iki oyuncu da önce ve ardından sonra Rus sporcu, genç sporcu 1-0 öne geçti. Yine bir mesajımız var. Hayrullah Yamanoğlu, milli takımlar antrenörü kendisi. İkat Spor Kulübü'nün kurucularından. Pandemi sonrası bir yıl aradan sonra ülkemize verilmesi, Türk'ün karatesinin dünyadaki önemini göstermektedir. Bu muhteşem organizasyonu milli takımımız başarıyla taçlandırması tarifi imkansız bir duygudur. Sports TV ekibine teşekkür ederim. Bizlere yeniden bu lezzetli heyecanı sunduğunuz için muhteşem yorumunla kardeşim sana da çok teşekkür ederim demiş. Hayrola hocam, çok teşekkür ediyorum. Hocam çok güzel noktalara değinmiş aslında. Kazak sporcu 2-1'e getirdi durumu. Oldukça çekişmeli bir karşılaşma. Erkekler kumitede 67 kiloda Muratov Ernest karşısında şu anda son 1 dakikaya giderken 2-1 önde. 2-2 yaptı. Ve 2-2 oldu. Rus sporcu puanı aldı. Hocam çekişmeli bir maç. Sonuna doğru da heyecan gitgide artacak gibi duruyor, evet, bu maçta da. Genç sporcular güzel kapışıyor. Evet. Kimisi müsabakalara başlarken çok tedbirlidir. Kimisi de işte müsabakada daha baskın olup puanı bir an önce almak ister. Bu şekilde içinde, oyun içinde taktikler oluşabiliyor. Bu arada Muratov ekibi de hocam bir puan istedi sanırım ama evet, vardan reddedildi. Döndü. Reddedildi bu istek. Evet, dediğiniz gibi yani farklı stratejiler. Kimisi hemen maçın başında ciddi bir enerji, efor sarf evet. edip rakibini zorluyor. Kimisi daha dengeli. Yani bu rakibi de dediğiniz gibi tabii oyuncuların hepsi birbirlerini çok iyi tanıyor hocam. Sık sık karşı karşıya geliyorlar. Ona göre de bir strateji belirliyorlar aslında. Bir mesaj daha var hocam. İstanbul'da yapılan Dünya Karate Federasyonu Dünya Hakemliği imtihanlarında başarılı olan Yaşar Coşkun, İsmail Günay ve Şehmus Baybar hocalarımız Dünya Karate Federasyonu Kumide B hakemi oldular. Kendilerini tebrik ederim demiş Haşim Özdemir. Hazım hocam. Hazım Özdemir hocamız zaten. Da çok değerli hem antrenörümüz hem de dünya hakemi kendisi. Tabii burada karatenin ne kadar önemli bir yerde olduğunu gösteriyor. Türk karatesinin, Türk hakemlerinin ne kadar önemli bir yerde olduğunu gösteriyor. Bu arada 5-2 oldu durumumuz. Çok çekişmeli gidiyor, yetişemiyoruz bazı evet, anlara. Evet. Tekrar hakemlerimizi tebrik ediyoruz, evet, bu arada. Evet, hakemlerimizi konuşmuştuk hocam, hatırlarsınız program evet. yayınımızın başında da. Hani sporcularımız kadar çok değerli hakemlerimiz de var. Birçok karşılaşmada görüyoruz kendilerini. Önemli işlere imza atıyorlar. Hakemlerimiz de oldukça saygın konumdalar. Ve layıkıyla işlerini yerine getiriyorlar. Hazım hocamıza da tekrar teşekkür ederim mesajından dolayı. Ve tebrik edelim Yaşar Coşkun, İsmail Günay ve Şeymus Barbar hocalarımıza da. Bundan sonra da başarılar dileyelim. Son 15 saniyeye girerken 5-2'lik üstünlüğü var. Ernest'in 6-2 oldu. Muratov karşısında etkileyici bir performans hocam. Yani zor bir maç, dengeli bir maçtı ama tabii siz Rus sporcuyu biraz favori gibi gördüğünüzü ben hissediyorum. Evet, genç sporcular biraz daha galibiyete, madalyaya açtırlar. Onu da vermiş olduğu bir şey var. Bir de fizik